artık sıklaşır mı, gelir mi? Bu ne anlama geliyor? Herhalde önümüzdeki günlerde biraz daha Görünüyor, konuşacağız görünüyor. bunları. Şimdi HDP ilişkin söyleyecekleriniz var mı? Onu bir Şimdi alalım. şöyle, kapatma davası, ya HDP kapanacak mı, kapanmayacak mı, beklenti ne sorusu çok konuşuldu. %99,9 kapatacaklar bizi. Görüşü hakim partide. Ben Barış arkadaşın tersine HDP'de seçim sonuçları değerlendirilirken Demirtaş'la da ilgili bir takım değerlendirmeler yapılırken Demirtaş'ın hani bu süreçte bir tane tweet atıyor sosyal medyadan işte Ankara ya da merkezle çelişiyor çelişmiyor. Bir böyle çok seslilik, o yaratılan çok sesliliğin seçmenin odak noktasını, seçmenin konsantrasyonunu bozduğuna dair değerlendirmeler Doğru, var. o değerlendirmeler de var. Evet, Demirtaş'ın hani kaş yapayım derken göz çıkardığını söyleyen de çok. Bu yüzden biraz siyasetten geri adım atmak istediği değerlendirmeleri de var ki bence biraz haklı da o yönde. Başak Demirtaş'ın yeni dönemde işte eş genel başkanlardan biri olabileceği olasılığı çok az bir kesim tarafından dillendirildi. Çok aktif olamayacağı Demirtaş soy isminden dolayı söylendi. Ben hani onu uzak ihtimal olarak görüyorum. Ama Yeşil Sol Parti ismi gerçekten onların tabanında karşılık bulmadı, olmadı. Yani o beklenen heyecanı yaratmadı. O isimde bir rahatsızlık var. Onu da zaten belki işte yeni bir isim formülüyle aşacaklar. Ama bir tarafa sıkışmış olmanın yani Kürt seçmen ya da işte sadece seçim zamanı hatırlanıyor olmanın sıkıntısını yaşadıkları da açık. Yine de yerel seçimde Erdoğan'a kaybettirme motosundan vazgeçmek istemiyorlar. Ve hani Ankara, İstanbul evet kazanılmasında çok büyük etkileri oldu. Yeniden aday çıkartırlar mı? Hayır, bunu da uzak ihtimal olarak görüyorlar. Çünkü hani çok elde edilmiş büyük bir kazanım var Ankara ve İstanbul. Biz Erdoğan'a karşı kaybettirme politikamızdan vazgeçmeyeceğiz diyen sadece parti yönetiminde değil genel tabanda da hani öyle bir şey çok konuşulmaya başladı. İşte kadın meclisleri ayrı toplanıyor, gençlik örgütleri ayrı toplanıyor. HDP siyaseti iyi bilen, siyaseti iyi yönetebilen kendi içinde bir parti. Hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na bizi sadece seçim zamanında hatırlamayın mesajını da doğru zamanda doğru yerde verdi. Ki önümüzdeki dönemde kabineye de bakıldığında Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürt seçmenin oyunu almaya dönük yeni hamleler yapacak. Bu noktada baskıyı hafifletecek belki HDP üzerinde ya da işte Kürt seçmenler Şey üzerindeki. mi? Mali Ben seçimden önce mi Hilal Hanım? evet, yerel seçimden önce, yerel seçimde Kürt seçmeni kazanmak istiyor. Çok açık bir şekilde kabinede Kürt bakan sayısı 4'ü Dört buldu tane. benim son hatırladığım kadarıyla. Mehmet Şimşek'e varana kadar. Hani işte bu bakanlara ne kadar Kürt, ne kadar Kürt değil gibi tartışmalar var ama Erdoğan'ın gözü Kürt oylarında. Bu yüzden Millet İttifakı'nı öyle bir sıkıştıracak. Yeni hamleler gelebilir Cumhur İttifakı'ndan Kürt seçmeni kazanmaya dönük. Nasıl olabilir dediğinizde bugün mecliste işte AK Partili Efkan Ala bizim hizmet siyasetimiz onları da etkileyecektir demekten geri durmadı. Kürt seçmeni almak istiyorlar. O yüzden HDP biraz böyle yine göz önünde olmak istiyor. Ama yani tabii oylarının %9'a 9 bandına inmiş olmasından son derece rahatsızlar. Nerede ne oldu, nasıl oldu? Çünkü orada da hani tabandan gelen beklentileri karşılayacak şekilde vekil listeleri yapılamadı. Orada da bir ittifak sıkıntısı oldu. Onu da değerlendiriyorlar. Ama Demirtaş konusunda böyle hani Demirtaş uzak kaldı da biz kazanamadık gibi değil. Hatta Demirtaş çok karıştı da biz kazanamadık değerlendirmesi de var. Çok farklı gelişmeler olabilir. Demirtaş'ın serbest kalmasına dönük bir takım değerlendirmeler var. Hem Cumhur İttifakı'nda hem Millet İttifakı'nda.
Çünkü 6,5 yıldır hapiste ve hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hem de Türk mahkemeler tarafından, Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali olarak görülüyor. Artık serbest bırakılsın çağrıları yükseliyor AFA örgütünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Bu konuda adım atılır mı sorusunu sorduğumuzda AK Partililer yeni dönemde Selahattin Demirtaş konusunda da hani bir yargının çok daha aktif işleyeceğine dair mesajlar veriyorlar. Çok ilginç. Onu da yerel seçim öncesi mi yapar, yerel seçim sonrasında mı bırakır Erdoğan? İşte oyları gözeterek, işte İstanbul'daki özellikle Ankara'daki duruma bakarak Kürt seçimini hareketlendirmek adına kullanabilir. Öyle değerlendirmeler olduğunu da söyleyeyim ben. Peki, çok teşekkür ederim Barış Dostlar Hocam. Sizde 5 dakika da Mithat Hocam. Tamam. Şimdi elbette HDP siyasetini burada yakından izleyen meslektaşlarımız var. Benim çok yakından bildiğim bir